Merhaba hoş geldiniz. Bu videonun konusu bizden bir dünya markası neden çıkmıyor? Ya da çıkmaya çalışsa bile neden tepede duramıyor? Bunu size spor, ticaret, e-ticaret, dünyadaki iletişim markaları bunların hepsinin üzerinde anlatacağım. Ama ilk önce Arda Turan'la başlayacağız. Gelin bakalım neden Messi, neden Ronaldo, neden Arda değil? Şu an ekranda Ronaldo'nun veya Messi'nin, çeşitli sporcuların pazar değerlerini görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rakamlar transferde aldığı değerlerdir. Gördüğünüz gibi Messi'deki çıkış grafiği yani yükseliş grafiği gayet devam eden bir grafik. Aynı zamanda Ronaldo'da, Cristiano Ronaldo'da gördüğünüz üzere yükselen bir grafiği var. Son anda bir tik yapsa bile yükseliyor. Şimdi ise ekrana size Arda Turan'ınkini getirelim. Bu gördüğünüz grafik ise 35 milyon doları görüp 4 milyon dolara düşen Arda Turan'ın grafiği. Ki normal bir Barcelona oyuncusu olması lazım değil mi bu kişinin? Neden Arda Turan'ın pazar değeri bu kadar hızlı düşüyor? Kaldı ki bir de marka değeri denilen şeyin bu aldıkları para dışında da değeri var. Yani Messi'nin forması satılır. Messi bir takıma girdiği zaman onun forması satılır. Reklamlarda oynar. Bir cips reklamında oynamıştı mesela Türkiye'de. Tüm bunlar Messi'nin kazandığı bütün paralar onun marka değeridir. Bizde Türk ünlülerin marka değerine baktığın zaman dünya çapında öyle bir ünlümüz yok. Hiç duydunuz mu dünyaca ünlü marka Türk modeli yüzünü kullandı tüm dünyada. Bakın Arabistan'da falan tutan dizlerimiz var. Bizde bittikten 20 yıl sonra orada gösterilen. Bunları demiyorum. Lütfen Messi'nin ve Cristiano Ronaldo'nun hayat hikayelerine bakın. Bu adamların hayat hikayelerinde gerçekten güzel şeyler var. Google'a birazcık hayat hikayeleri yazdığınız zaman göreceksiniz. Nasıl spora aşıklar, sağlık sorunlarıyla savaşıp nasıl oluyor da Messi gibi bir insan ortaya çıkabiliyor ki gerçekten futbol için canını vermiş adam neredeyse. Diğer tarafta ise mesela Arda hayat hikayesine bakın. Sosyal medyadaki görüntülerine bakın. Messi ile ilgili böyle bir Behlül Bihter olayı asla göremezsiniz. Çünkü bunun markasını yöneten bir insan, bir hatta şirket var. Yani sen Messi isen tek başına çıkıp da istediğin loypopu yiyemiyorsun, anlatabiliyor muyum? Diğer yandan dünyada şu an ekranda gördüğünüz üzere futbol üniversiteleri var. Futbol üniversitesi nedir? Futbol üniversitesi topa nasıl vuracağını öğretmez. Futbol üniversitesi sana futbol sanatını pazarlamayı öğretir. Bir futbolcunun markasını, nerede ne giyeceğini, nerede nasıl oturup kalkacağını hangi dilleri nasıl konuşacağını bunları öğretir. Türk futbolcu yurt dışına gidiyor. E, I am a pencil. E, e, e. Niye takıma adaptasyon sorunu çektim. E, adam sana pas ver dediğinde çünkü e, bakıyorsun. İngilizceyi öğrenmekten acizsin. Fatih Terim yurt dışına gitti ne oldu? Look at the ball. E, Olur tabii ki böyle. Every time we have the control the games. Under the control the games. During the games we have the some possibility, some big chances, some big occasion something like that but what can i do <laughs> sometimes and it's the football that's the football something happened everything is something happened i don't want to see the back i want to see i want to see the front and i hope so tomorrow my teams al sana ingilizce şimdi bu İngilizce ile dünya markası olamazsın. Bu İngilizce ile Milan'ın başında bir iki sene kalır gidersin. Sonra futbolcular arkandan konuşur. Futbol markası yaratmak, dünya markası yaratmak demek altyapının olması lazım. Çok futbol konuşmayacağım ama futbolun bizdeki altyapısının hali ortada yani. Ama marka spordur. Şimdi dünyanın en fazla kazanan sporcularına bakalım. Bunların kaçı futbolcu? Tiger Woods, Michael Phelps veya ne Roger Federer. Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamların yaptığı spor dallarının Türkiye karşılığında hangi yüzücü spordan para kazanmış? Dünya markası olan bir yüzcümüz var mı? Dünya markası olmaya çalışan birkaç tane tenisçimiz var. Kaç kişi destekliyor? Okçulukta dünya lideri, dünya markası olmaya çalışan bir çocuğumuz var. Kimin haberi var bundan? Çok basit bir şey anlatayım. İspanya'ya gittim çok gezilesi yerler olduğu için Real Madrid'in de sahasını gezdim. Nou da gezdim. Yani gidip Barcelona'nın sahasını da geziyorsunuz. Ve Barcelona'nın sahasını gezmek demek sahanın içi ayrı tur, soyunma odaları vesairesi ayrı bir sistem. Aynı zamanda bir de adam dışarı inanılmaz güzel bir, bak Türkiye'deki hiç alakası olmayan bir hediyelik eşya, forma satış yeri yapmış. Yani Barcelona'nın kulübünün kendi dükkanı. Fabrika satış mağazası diyeceğim şimdi kabaca. İçeride var ya şu sesi çok duyuyorsunuz. Burada bilmem beden var bu Türkler bağırışıyor. Alışveriş arabalarına dolduruyorlar Messi formasını bilmem ne. En çok Türkler var. İnanılmaz bir ticaret var. Ama işte o pazar dünyaya satan, marka oluşturan şey Türkiye'de yok. Dünyada kaç kişi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması için birbirini doğramış bugüne kadar? Bak bizim toplumda neden Arda Turan gibi insanlar az yetişiyor, yetişse bile marka değerini koruyamıyor? Çünkü garanticilik var. Dünyada Messi, Ronaldo gibi insanların hayat hikayeni dinlediğin zaman işte Barcelona'nın altyapıya kabul oldu falan filan, alttan büyüdü. E Arda da altyapıdan geldi, hacı macı birileri yardımcı oldu. Ama başında birisi yoktu. Çünkü bizim toplumda garanticilik var. Bir yere kapak atsın yeter. Bizde bugün bir futbolcu yetişmeye çalışsın. Ya bir yandan da memur olsun, dur bir yandan KPSS'ye hazırlansın. KPSS'ye hazırlanan 3. lig futbolcusu mu olur ya? Bizdeki sorun darbe. Çok fazla darbe yapılan ülkelerde eğitim sistemi delik deşik olur. Bizdeki darbe sayısını biliyorsunuz. Daha önce videolarda anlattım zırt bırt 10 senede bir darbe yapılan bir ülkeyiz. Ya da darbe çalışmaları oluyor. Ama gördüğünüz üzere eğitim sistemi zırt pırt değişiyor. E bu eğitim sisteminden kaç tane dünya markası yaratacak profesör, ne bileyim bilgisayar dehası, yazılımcı yetişebilir? PISA testlerinde gördük bizim eğitim sistemimizin dünyanın sondan kaçıncısı olduğunu. Merak ediyorsanız Türk eğitim sistemine ilgili bir videom var. Buyurun izleyin. Açıklama bölümüne de linkini koyayım. Bizdeki eğitim sistemi icat yapacak adam çıkarmıyor. İcat çıkarma denilen babalar çıkartıyor. Çocuk hiçbir icat çıkaramadığı için de klon insan oluyor. Dünyada birinin, Türkiye'de birinin klonu olmaya çalışıyor. Hayaldeki rol model kişilik küçük bütçeli kişilik. Bu kadar. Sonra neden bilmem ne bilmem nenin ee, takipçisi bu kadar fazla. Sonra kadın çıkıp diyor ki Instagram'da şurada burada ben bu takipçileri istemedim. Onlar beni takip ediyor. 18 yaş altında bireye güven yok. Avrupa'yı gezerken görüyorsun Japon turistler 13-14 yaşında geziyor sürekli. Türkiye'de çocuk daha karşıdan karşıya geçemiyor özgüvensiz 13-14 yaşında. Yurt dışında bir tabir var. Limit is the sky. Yani çocuğuma güvenim çok fazla. İşte olsun atom mühendisi olsun falan filan. Türkiye'de limit izdi anan baban ya. Anan baban nereye geldiyse oradan öteye gitmeni istemiyor. Çünkü icat çıkarma diyor sana. Türk toplumunun bir yapısı vardı. Dünya markası o yüzden oluşturamayız. Türk toplumu aşağılarda olan bir şeyin çıkmasını sever. Yani olmayan şeylerin olmasını sever. Falanca falanca arasında aşk varmış. Bilmem ne eşcinselmiş falan filan bayılır bunlara. Ama bir şey yukarı çıktı mı der ki ya o çok çıktı onun da inmesi lazım. İşte bu adam kesin batar. Dolar kesin düşer. Türkiye kesin batar, deprem olur falanca ünlü bilmem şerefsiz çıkar bilmem ne çıkar. Bu adam iki seneye gerçek çıkar ortaya patlar. Bu mantıkla yaşıyorlar anlatabiliyor muyum? Çünkü istediği şey Türk toplumu maalesef bir şeyin çıkmasını izlemek çıktıysa da inmesini izlemek. Ama Madonna'yı, Maradona'yı, Michael Jackson'ı, ne bileyim Justin Bieber ıvır zıvırı üreten dünya mantalitesi kendi markalarını üretmek istiyor. Çünkü Messi'nin forması ülkeye para getiriyor. Biz de Galatasaray'a gidip UEFA kupasını getirir. Halen öbür takımlar ona söver demez ki ya benim ülkeme turist gelecek. Boşuna hiç uğraşmayın ben herhangi bir takım tutmuyorum. Eskiden dünya markası olmak zordu. 3-5 tane cahil plakçının, 3-5 tane televizyon kanalının elindeydi. E şimdi, şimdi Instagram, YouTube seni dünya markası yapabilir. Bizim Instagram'daki maksimum izlenen çılgın fenomenlere bir bakın. İngilizce bilmiyorlar. Bunların dünya markası olacak tarafı yok ki. E diğer tarafta YouTube'a bak. Bizim en fazla izlenen YouTuber'ımız, en tepedeki YouTuber'ımızın dünya klonu yapmaktan başka bir şey yok ki. Dünyada ne yapılıyorsa aynısını Türkiye'de yapmaya çalışıyor. Bu onun suçu değil. Türkiye'de buna destek yok. Sen eğer ki Türkiye'nin en fazla izlenen YouTuber'ına gidip bir ödül verirsen sonra da onu geri alırsan o da dönüp kendi işine bakar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin YouTube'daki 3-5 tane üstteki ismi alıp 10 tane 20 tane ya arkadaşlar çok güzel şeyler yapıyorsunuz, gelin size destek verelim, şunları da üretin demesi lazım. Türkiye'de bu vizyon var mı? Siz söyleyin. Ha Salih Reis, hayır tabii ki. Maalesef ne acı ki gerçeği söylemek zorundayım. Dünyanın en itici kanalı da olsa, çocukların beynini de yıkasa, içerisinde sürekli şekerler, cipsler falan filan çocuklar için katliam da olsa İngilizce ve global içerikleri üreterek izlenme sayısını yükseltiyor. Bunun yaptığını maalesef öbür tarafta diğer kanallar yapamıyor. Peki parantez içinde dünya markamız olan Arda neden Barcelona'dan dönmek zorunda kaldı? Neden Galatasaray'a dönemedi? Neden koşarak Başakşehir'e gitti? Çünkü marka değil umurunda olan, insan kazanmak umurunda değil, para. Bir insan sadece parayı düşünürse kısa vadede böyle inersin işte 35 milyondan 4 milyona sonra da bitersin. Çünkü markanı düşünmüyorsun. Çünkü Türk insanına yetiyor 3-5 milyon dolar. Vizyonu yok ki adamın bir holding haline gelebilecek kadar para kazansın. Messi bugün istese ülke satın alır ya. Bizim sosyal medyamız bile batıya bakıyor. Batıda bulabileceği 30 yıl önce tutmuş şeyleri alıp Türkiye'ye uyarlıyor. Batıda 30 yıl önce makyaj yapan erkekler tutmuş. Hop, Türkiye'de şu an bakıyorsun makyaj yapan erkekler fenomen olmaya çalışıyor. E, eğitim sistemi aynı durumda. Anne babalar, okullar doğru insan mı eğitebiliyor? Bizdeki sorun hedef koyamama. Çocukların birbiriyle yarışmasını hedef koyuyoruz. Hadi sınavda onu geç, hadi ilk yüze gir, hadi bilmem ne no. ol. Çocuk kendisini geçmeye çalışmıyor ki. Zaten anne babası çok geride kalmış. E, anne babasının koyduğu bir hedef yok. Çocuk okulda birinci olunca e, orada da okula birazcık bağış yap, ikinciyi birinci yapıyorlar zaten. Vizyonsuzluk kendine yakıştıramama büyümeyi. Bizde neden orta dünya tarzında bir film çekilemez? Yazın aşağıya. Neden Yüzüklerin Efendisi bizde çekilemez biliyor musun? Çünkü Türk'ün imajına uymuyor. Hem bilim kurgu uymuyor. Polisiye desen 2-3 tane var uymuyor. Bizde ne çekiliyor? Acılı çocuk komedi. Dram, aşk. Aynı dizi senaryosunu çevir çevir Türkiye her yazdaya mutlaka izlerler. İki Ege şivesi, iki Karadeniz şivesi. Bitti. Ve neden dünyaya satabileceğimiz dizi sayısı çok fazla değil biliyor musun? Çünkü senaryoları zaten çalıyoruz. Çaldığı senaryoyu bile yazmayı başaramayan adam var. İkinci sezonunu getiremiyor dünyaya satacak şekilde. Bizde kaybetmek hemen bir engel. Kaybettikçe gençlerimiz başka bir şeye yöneliyor. Kimse onları desteklemiyor. Devlet onları yeterince bence desteklemiyor. Dış ülkelerde bir WhatsApp'ı çocuğun bulması üniversiteli ise bizde çocuk o dönemde bununla uğraşmaya çalışamıyor çünkü üniversite sınavına hazırlanıyor. Ha birisi hayallerinin peşinden koşarsa da onu da zaten yurt dışına kaptırıyoruz. Oyun yazan firmaları yurt dışına kaptırdık. Anlatabiliyor muyum? Beyin göçü. Bunun üstüne video çekeceğim. Beyin göçü bizim en büyük sorunumuz. Dünya markası yaratabilecek, dünya markası ortaya çıkarabilecek insanları tutup yurt dışına kaptırıyoruz. Seminer veriyorum diyorum ki dünya markası nasıl yaratılır? Bunun üzerine konuşacağım. El kaldırıyor. Buyurun. Hocam yaratmak Allah'a mahsustur. Ya bu kadar patates olma. O yaratmayla şirk koşmanın ne alakası var? Cahil cahil konuşuyorsan izleme zaten. Çok alakası şeyler bunlar. Kul cool yaratmak, insan yaratmaktan bahsetmiyoruz. Bir marka, brand, creating a brand bundan bahsediyoruz. Ve biz eleştiriye açık değiliz. Biz firmalar kendini geliştirmek için eleştiri kabul ettiği gün gerçekten dünya markası yaratırız. Ne demek istiyorum? Bakıyorsun adam işte şikayet şikayetvar.com gibi sitelerde şikayetler yazmış. Karşılığında firma altına hemen çok teşekkür ederiz harika size döneceğiz o kadar. Neden? Çünkü şikayet sitesinin amacı tüketiciyi korumak değil. Kendi yolunu bulmak. E öbür tarafta tüketici hakkını arayabiliyor mu? 2 yıl garantili olan malının peşinden koşan kaç adam var? Hangi malın arkasından koşabiliyor musun? Apple'dan aldığı ürünün. Çünkü inanıyor ki yabancı marka onun arkasında durur. Garanti belgesini, faturasını saklamıyor Türkiye'den aldığı 50-60 liralık şeyin. Zaten firmanın da umurunda değil, müşteri ne de sorun yaşamıştır ondan bilgi alayım da geliştireyim diye bir fikri yok. Hadi satsana Avrupa Birliği'ni, hadi satsana Amerika'ya o malları. Dünyada her ürün sınıftır. Ve bu sınıflar içerisinde dünyada çeşitli ülkelere satabilirsin. Eğer o ülkenin, o Avrupa Birliği'nin hatta ve hatta Çin'in, Hindistan'ın istediği kalitede mal üretmiyorsan Rusya'nın domatesi sana geri yollar efendi. Türkiye pazarında kolay. Kimse almıyor mu bitli domatesi? Sal pazara gitsin. Bizde dünya markası başkaları görsün diye alınıyor. O yüzden akıllı telefona dünya para gidiyor. Hatta o yüzden çok kaba tabirle söyleyeceğim çakma çanta denilen markaların kopyalarına para ödüyor kadınlar. Bu kadar şuursuzca bir pazar var mı başka dünyada? Biz farklı olanı sevmeyiz. Bizden değildir. Biz kimiz? Kim koyuyor biz kurallarını? Türkiye'deki profesör sayısı kaç biliyor musunuz? 24 bin küsür, 25 bin. 25 bin tane profesör içerisinden. Gelin yazalım Google'a. Türk profesörün büyük başarısı. Bak düşün 25.000 tane profesör içerisinden başarısı olan ve Türkiye'de desteklenen, Türkiye'de kalan, Türkiye'de yaşayan kaç profesör var? Bak bakalım. Ya da Türk bilim adamının başarısı diyelim. Hadi profesör olmasın. Özel sektör olsun, Arge olsun. Bak bakalım kaçı Türkiye'de destekleniyor? Kaçı Türkiye'de yaşıyor da ekmek yiyor? Peki size soruyorum. Dünyanın muhtaç olduğu Türk markası nedir? Hangi Türk markasını pazardan çekersen dünya sarsılır? 10 günlüğüne Google kendini kapatsın. 10 günlüğüne Instagram, ne bileyim Windows, bütün Windows ürünleri kullanılmasın. E, WhatsApp 10 günlüğüne hizmet vermeyi kessin. Dünya aksar. Türkiye en azından aksar. Hangi Türk hizmeti dünyayı tek başına aksatabiliyor? Hangi Türk hizmetinin muadili yok? Yani bir benzeri rakibi yok? Daha da genişleteyim. Dünya devi ilaç firmalarına bakın. Dünya devi Petrol firmalarına bunları kafa tutan rakip Türk firması var mı? Aslında var. Nerede var? Türkiye içinde. Yemek sepetini iki gün kapat evlerde cinayet çıkar. Amazon'u, Alibaba'yı kuracak adamlar için hatta Rakuten'i, Rakuten'i birazdan göreceksiniz söyleyeceğim. Bu dünya devi e-ticaret sitelerini kurabilecek sistem için bunu yetiştirecek profesör lazım. Bir tane profesör, bir tane öğretmen, bir tane hoca var mı Türkiye'de muhteşem bir program yazmış? Hiç gördünüz mü bir dersi anlatan hocanın bu da benim muhteşem dünya çapında projem dediğini. Biz ne yapıyoruz? Türkiye dünyaca ünlü markaları ve sahiplerini başarı hikayesi için çağırıyoruz. Tüm TEDx'lere aynı kişi gidiyor. Ben bunu icat ettim Türkiye'de tuttu. E dünyada yurt dışında final ödevi üniversiteyi bitirmek için ya da gereken şey Startup projesi diyor ki, çocuğa bir proje başlat. Hatta bu Kickstarter'dan falan fonlansın ben de seni geçireyim. Türkiye'de öğrenci startup desen Girişimcilik desen yok diyor ki yedi buçuk milyon üniversite öğrencisi var. buçuk milyon üniversite öğrencisinin kaç tanesi bu ülkeye takır takır dolar getirecek bir proje yapmış? 25 bin tane profa geri döneyim mi? 1919 Rutherford atomu parçalamış. Tam 100 yıl geçmiş. Hadi 99, 2018. Türkiye'de hangi profesör atom parçalamış? Diyeceksiniz ki hocam buna gerek mi var? Ya bu çapta bir başarısı olan profesörleri söylüyorum. İki elin parmaklarını geçmiyor bizimkilerin başarısı. Onlar da yurt dışında fonlanmış. Kansere çare bulan adama Amerika sahip çıktı. Biz Türkiye'de taşladık yolladık. Dönemin Sağlık Bakanı cahilin önde koşanı olduğu için. Emin Çapan'ın yaptığı bir kıyaslama vardı. Gayet mantığıyla kıyasladı. Türk Hava Yolları ile Whatsapp'ı. Ondan sonra önüne gelen cahil bunları kıyaslamaya başladı. Bir Whatsapp etmiyor bir Türk Hava Yolları. Değerli cahil, değerli patates. Neyle neyi kıyaslıyorsun cahilce? Ne alakası var? Türk Hava Yolları zorunlu bir marka mı? WhatsApp bugün dünyada kendi rakiplerinden açık ara önde olan bir marka. Değil mi? İletişim alanında. Senin iletişim alanında Türkiye'de dünya çapında bir markan var mı? Türk senin çıkarmaya çalıştığı bir var. Tutar mı, tutmaz. Niye millet senin sistemine güvenmez ki oturup da yazsın onu? Çok kaliteli bir şey yapman lazım. Ama diğer tarafta Türk Hava Yollarını gelin hava yolları listesine koyalım. Hani dünyada normalde tek olması lazım değil mi? Tek olsun herkes Türk Hava Yolları'nı seçsin. Gel bakalım Türk Hava Yolları dünyada kaçıncı? İlk 10'da var mı? Yok. 17. 17. Dünyadaki en büyük hava yolları arasında 17. Birinci kim? Singapur. Singapur'u hatırlıyor musunuz? Size daha önce dünyadaki eğitim sisteminin pizzanın tepesinde göstermiştim. Demek ki iyi eğitim sistemin varsa iyi markaları yaratacak adamların olur onu yönetecek yöneticilerin olur. Dünya çapında markayı dünya çapında eğitim üretir. Türkiye'de üniversite zorunluluk olduğu için, gereklilik olduğu için kimse laf etmesin diye okunan bir şey. Çoğu üniversite diploma satıyor. Parasını veriyorsun, diploman alıyorsun. Ne oluyor? Nerede işine yarıyor diploma? Devlet desteği ve stratejisi. Çin 60 yıldır bir kuşak bir yol diye bir projeyi başlattı. Ve 60 yıldır bu projenin üzerinde yoğunlaştı. Size başka bir videoda anlatacağım. Rui Çenet çok güzel bir video çekmişti bu konuyla ilgili. Oturur izlersiniz. Ben süper güç videosunun sonunda dünya kim yönetecek sorusuna Çin diye cevap vereceğim. Türkiye'de var mı böyle bir proje? Var. 23 Kasım 2004. Türkiye Türk Quality diye bir proje başlattı. Hedef de şu. 10 yılda 10 dünya markası oluşturacağım. Hani? Buyurun size ana sayfası. Şuradaki markalardan hangisi dünyada olmazsa olmaz. Hangisi şalteri kapatsa herkes açlıktan ölür ya da iletişimi kesilir. Peki size bir de Türkiye'ye en fazla para kazandıran, dolar kazandıran markaları göstereyim mi? Buyurun ekranda görüyorsunuz. Bu markalardan hangi birisi Türk Halit'ten yetişti? Futbolda arda turan, altyapıdan ne biçim yetişiyorsa, bugün altyapıdan nasıl dünya starları üretiyorsa işte öyle yetişti. Bizim altyapıdan futbolcu yetiştirmemizde sıfır, bizim altyapıdan marka yetiştirmemizde sıfır maalesef. 1990, Arçelik'in pazar değeri 1 milyar dolar. Samsung'un 3. Bugün 2018 Arçelik 4 milyar dolar. Samsung'un olduğu yere gelmiş. Samsung 120 milyar dolar. Şimdi Arçelik açısından böyle baktığın zaman 1990'dan bugüne tam 4 kat büyüdük. 1 milyardan 4 milyar dolara geldik. E Samsung 40 kat büyümüş. Neyi yanlış yapmışsın o zaman? Bakın bu özel sektör, devlet de değil. Özel sektör kendini doğru yönetirse gelişir. Enfes iki belgesel atıyorum aşağıya. BBC Türkçe'nin harika bir kanalı var YouTube'da onu geçiyorum. 1990'da Türkiye'nin ekonomik hedefleri üzerine bir belgeseli var. Aşağıda linki var. Sakıp Sabancı ve Rahmi Koç konuşuyor. İzleyin bakalım ne hedef koymuşlar, bugün nereye varmış. Bir belgesel daha var Atatürk'le ilgili ona da bayılacaksınız. Lütfen izleyin. Şehirler dünya çapında markalaşır. Romantizm, Paris, Eiffel Kulesi, Moda, Milano. Roma, işte kulenin hemen üstüne ayağını koy. Sidikli, lahın basan Venedik bile dünya çapında batmış şehri romantizm merkezi, karnavallar, festivaller diye kakalıyorlar. Çünkü marka yönetmeyi biliyorlar. Paris'te kaç müze var biliyor musunuz? Louvre Müzesi'nin gelirini biliyor musunuz? Berlin'deki müzeler adasını gezmek benim 14 günümü aldı. Adamlar müzeciliği satıyor. Bizde müze diye ne var biliyor musunuz? Efes Arabeleri. Topkapı Sarayı, Konya Mevlana Müzesi. Bunlarda da 2-3 etkinlik olmasa gezilmeyecek zaten. Topkapı Sarayı zorunlu geziliyor. Mevlana Müzesi niye bu kadar para kazandığını zaten biliyorsunuz. Geri kalan müzelerin durumu ziyaretçi sayıları içler acısı. Dünya müzeciliği 7 milyondan aşağı ziyaret edilmiyor. Dünyadaki tüm müzeler 7 milyon ortalama müşteri alıyor. Dünya şehirlerine göre bakalım mı turizmin gelirine nasıl bir marka oluşmuş? Londra 19 milyon kişi gelmiş 16 milyar dolar bırakmış. Bangkok, Bangkok yine 19 milyon adam gelmiş 14 milyar dolar bırakmış. 2017 yılı. Paris 15 milyon insan gelmiş 12 milyar dolar bırakmış. Dubai'ye 14 milyon insan gelmiş 28 milyar dolar para bırakmış. İstanbul'u söyleyeyim size İstanbul? İstanbul'a 9 milyon insan gelmiş bıraktığı para 5.8 milyar dolar. Peki bu insanlar nasıl para bırakmış biliyor musunuz? Neye para bırakmış? Hani dedik ya Paris romantizmiyle işte Berlin Müzeler Adası'yla ne bileyim işte Uzak Doğu teknolojisiyle tanınır. İstanbul neyle tanınıyor biliyor musunuz dünyada? Raki şiş kebap. Maalesef biz alkolle tanınıyoruz. O alkolle nasıl tanıtıyoruz onu da söyleyeyim size. Geçmiş yıllardan başlıyorum. 2008 bir turist 2 bireye 6600 lira hesap ödemiş. 2011 bir duble rakı 2200 TL. Bu adamlar dolandırıldığını anlamıyor mu? Gidip yurt dışına dünyaya anlatmıyor mu? Bu konuda belgesel var düşünebiliyor musun? Türkiye'nin nasıl kazıkçı bir yer olduğunu, dolandırıcı bir yer olduğu üzerine belgesel var. Utanarak izledim. Çok mu geçmişte kaldı? 2018 daha çok yeni. Bir vatan haini, çok özür dilerim bir kansız bir turisti 60 liralık yola 1550 liralık dolaştırarak götürmüş. Bu katliamdır, turizm katildir. Bu adamın idam edilmesi lazım. 1977'de New York sokakları birbirini doğuruyordu. Suç oranları yüksekti. I Love New York diye proje başlattılar. Geldiği yer ortada. O New York şu an 17 milyar dolar turizm geliri getiriyor. Biz, bizde Türk Hava Yolları Barcelona'ya sponsor oldu. 7 milyon euro ile 7 milyon 700 bin yanılmıyor Samat'ta. Bugün Barcelona'nın formasında 220 milyon doları Rakuten yazar. Rakuten ne biliyor musun? Amazon gibi Japonların online ticaret sitesi. Peki Türk Hava Yolları'nın bugünkü zararını biliyor musunuz? 7 milyon euroyu saçıp işte uçaklarına giydirdi, krallık yaptı, iki reklam oynattı. 341 milyon dolar zararda. Rakuten'in reklam için verdiği paranın iki katını zarara sokmuşuz t Türk Hava Yolları'nı. E, we are Turkish Airlines. Al Türkiye'nin kültür turizmi desen en çok ziyaret eden yer Efes. Türk halkına Efes desen ya basketbol aklına gelir ya bira. Kusura bakmayın biraz atarlı bir video oldu ama Türkiye'nin bir dünya markası oluşturması için neler yapabiliriz? Bunu ayrı bir videoda tekrar konuşmak istiyorum. Şimdi size iki sorum var. Bir, biz neyi yanlış yapıyoruz? İki, sizce Arda Turan gibi bir markayı biz niye yapamayız? Nerede yanlış yapıyor bu ülke? Ben Önük Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.